Ersin Çelik O fotoğrafın anısı mı, korkunç bir gelecek mi? Bu yazıyı yazmak için oturduğumda bana etkileyici bir hikaye lazım dedim ve aklıma Almanların geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı kısa film geldi. Hayli sarsıcıydı. Sadece Almanya'da değil dünyada ses getirdi. Ülkemizde de haber oldu. Bizim GZT ekibi Mark Zuckerberg'ün Aile fotoğraflarını çocuklarının yüzlerini kapatarak paylaşma prensibiyle harmanlayıp dosya haber yaptı bu reklam filmini. Düşünün, Mark Zuckerberg bile çocuklarını sosyal medyasında ifşa etmekten kaçınıyor ve katı kural olarak uyguluyor. Neden acaba? Günümüzün en hayati sorusu bu olmalı. Facebook'un, Instagram'ın, WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg Dünya içinde ayrı bir dünya olarak inşa ettiği metaverse evreninden çocuklarını niçin sakınıyor? Yanıtını ise Almanların sarsıcı reklam filmi veriyor. Hani şu sinemaya giden Alman anne babanın 9 yaşındaki kızları Ella'nın deepfake ile oluşturulan yetişkin halini izledikleri kısa film. Anne babası salona girip yerlerine oturuyor ve bu esnada ekranda beliren Ella şunları söylüyor. Selam anne, selam baba, benim Ella. Benden biraz daha büyük, dijital bir versiyonum. Teknolojinin günümüzde nelere kadir olduğunu görmek şaşırtıyor değil mi? Tek ihtiyacı birkaç fotoğraf. Sosyal medyada sizin paylaştıklarınız gibi. Bu fotoğraflar herkes tarafından kullanılabiliyor. Biliyorum, bu fotoğraflar sizin anılarınız. Ama başkaları için birer veri. Benim içinse korkunç bir geleceğin başlangıcı olabilir. Kimliğimin çalındığı, hiç işlemediğim bir suçtan hapse girdiğim bir geleceğin. Kredi notumun yok edildiğini düşün baba. Ya da sesimin kopyalanmasıyla size gönderilen bir mesajla dolandırıldığınızı düşünün anne. Okulda herkesin güldüğü komik bir kare haline gelmek istemiyorum. Hele hele bunu hiç istemiyorum. Porno görüntüsü. İnternet paylaşımları dijital parmak izi aslında. Bunlar hayatımın kalanında peşimden gelebilir. Size bunları anlatıyorum çünkü beni sevdiğinizi ve bana zarar gelecek hiçbir şeye izin vermeyeceğinizi biliyorum. Anne, baba, lütfen benim sanal mahremiyetimi koruyun. Reklam filmindeki Ella bir kurgu elbette. Lakin gerçekleri haykırıyor. Akıllı başında hangi anne baba evladının böyle bir duruma düşmesini ister? Hiçbir anne baba istemez demeyin sakın. Bilerek olmasa da istiyorlar. Dünyada ve ülkemizde bir paylaşımla bilinçsizce çocuklarının geleceğini karartan milyonlarca anne baba var. Abartıyorsun diyenler olacaktır. Çok kötü ve iğrenç bir örnek vereceğim. Umarım tedirgin olursunuz. Porno sitelerine üye olmak için gerekli olan gerçek bir insana ait profil, çoğunluğu çocuklara ait, sosyal medyadan toplanan fotoğraflardan oluşturuyorlar. Yani yapay zekayı ancak bu şekilde ikna edebiliyorlar. Çocuklarının her anını sosyal medyada paylaşan anne babaları biraz daha tedirgin etmek istiyorum. Öyle programlar var ki giyinik haldeki bir fotoğrafı tek bir hareketle çıplak hale getirilebiliyor. Instagram'da dijital baba olarak bilinen Orhan Toker aktarmıştı. Bir takipçisi doğum gününde paylaştığı kızının fotoğrafına olağandan fazla beğeni geldiğini fark edince kalp atan profilleri incelemiş. Birçoğunun sahte kullanıcılar olduğunu görmüş. Dikkatini çeken bir hesabı tıklamış ve profilinde giyinik kadının fotoğraflarını çıplak hale getiren programlardan birinin linkini görmüş. Sonrasında neler yaşandı bilmiyorum ama bir ebeveyn için dehşet ötesi. Böylesi programlar ücretsiz olarak ve bir şekilde uygulama marketlere konuluyor. Sosyal medyada tanıtım yapma karşılığında ise kullanıma izin veriliyor. Kızmayın ama sizleri biraz daha tedirgin edeceğim. Çünkü Orhan Toker çok net ifade ederek anne babaları uyarıyor. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmüyorum. Birçok pedofilinin hatta arkadaşlarına zorbalık veya şantaj yapmak isteyen çocukların telefonlarında bu uygulamalar mevcut. Artık bize ve çocuklarımıza sosyal medyadan aldıkları bir fotoğrafla rahatlıkla şantaj yapılabiliyor. Bu şantajı yapabilmelerinin nedeni de fotoğraflarımızı paylaşmak. Algoritmaların duygularımızı yönettiği, yapay zekanın sosyal medyalarımızı ele geçirdiği bu çağda, geleceğe güzel bir anı olsun diye paylaştığımız o fotoğrafların, gözümüzden sakındığımız çocukların kabusu olmayacağının hiçbir garantisi, teminatı yok. Çünkü öyle temiz bir sanal dünya yok. Hiç olmadı. Ne yapacağız peki diyenler olacaktır. Paylaşmayacağız. Tekrar ediyorum, paylaşmayacağız. Çocuklarımızın, evlatlarımızın özel hayatlarını ihlal etmeyeceğiz. Çocuklarımızı etkileşim aracı olarak görmeyecek, iki beğeniye, şirin bir mesaja düşmeyeceğiz. Yakın gelecekte dönüşü olmayan problemlere neden olacak bu duyarsızlığın, rahatlığın, bilinçsizliğin ve vurdum duymazlığın önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için ülkemizdeki yetkililer de harekete geçtiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Rütük geçtiğimiz hafta ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol hem zararlı yayınların önüne geçme hem de aileyi güçlendirecek içerikler açısından milat olabilir. Kapsamı çok geniş olan ve 5 yıllık imzalanan protokolle gözünden sakındığını dijitalden sakın Farkındalık çalışmasının tanıtımı da yapıldı. Özellikle anne babalara seslenilen reklam filmi ilk kez burada yayınlandı. Bir kız çocuğunun görüntülerini sosyal medyada paylaşmak isteyen anne ve babasına yaptığı tatlı tatlı uyarıları konu edinen film gerçekten etkileyici olmuş. Yakında kamu spotu olarak tüm ekranlarda yayınlanacak. Konuyla ilgili 3 reklam filmi daha çekilecekmiş. Fakat filmler biraz tedirgin etmeli. Ben kötüyü örnekleri gösteren ve başa gelebilecekleri işaret eden filmlerin daha etkili ve ikna edici olacağını düşünüyorum. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'i çok kararlı gördüm. Bu protokol ilk adım ve ülkemiz için aileler ve çocuklar için büyük bir fırsat. Çocuk ve aileyi hedef alan yayınlara karşı Aile Bakanlığı'nın irade ortaya koyması ve Rütük'ün de işbirliğine gitmesi gerekiyordu. Sosyal medyanın karanlık tehlizlerine terk edilen çocukları hep birlikte çekip çıkarmalıyız. Öncelikle de bağımlı ve etkileşim düşkünü anne babalara el uzatmalıyız. Bunun için de sorumlu yayıncılık ve sıkı denetim gerekiyor.'' Bu ve benzeri meseleleri dert edinen biri olarak takipçisi olmaya, aktarmaya ve yazmaya devam edeceğim. Ersin Çelik, Yeni Şafak. Melih Altınok. Moral bombası ellerinde patladı. Dün sabah başkente İçişleri Bakanlığı önünde bir terör saldırısı gerçekleşti. Görüntülerde araçlarını binanın önünde durduran iki terörist girişteki polis noktasına doğru koşarlarken görülüyor. Ardından bir patlama oluyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatarak ölüyor. Diğeri ise polisler tarafından vurularak etkisiz hale getiriliyor. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda teröristlere ait olduğu anlaşılan bir roket atar da göze çarpıyor. Ne yazık ki teröristler Kayseri'de arabasını gasp ettikleri bir veterineri öldürmüşler teselliliğimiz polislerin saldırıyı yaralı olarak atlatması ve olay anında yoldan geçen vatandaşlara bir şey olmaması. Görüşlerini aldığım güvenlik kaynakları arasında olasılıklar dışında henüz örgüt ismi telaffuz eden yok. Aslına bakarsanız PKK'ymış, DEAŞ'miş, şuymuş, buymuş taşeronun kim olduğu yalnızca kriminal bir ayrıntı. Zira mesajın İçişleri Bakanlığı binasının hemen karşısındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış törenine yetiştirilmeye çalışıldığı açık diyorlar. Evet, 27 Mayıs'tan sonra ülkeye dönüş, hapisten çıkış, Amerika kuklası devlet kurmak gibi ümitleri hepten tükenen, birbirine düşen malum çevrelere bir moral vermek istediler ama ellerinde patladı. Önüne bakan bölgesel ve küresel çıkarlarına odaklanan, enerjisini ekonomi başta olmak üzere gerçek sorunlarına çözüm bulmaya kanalize eden Türkiye'yi yeniden terörle meşgul edemeyecekler. Bu arada oylarımızla parlamentoya soktuğumuz siyasi partilerin üyesi oldukları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik bu terör eylemi karşısında nasıl tavır aldıkları şüphesiz faile dair bize sağlam ipuçları verecektir. Takip ediyoruz. Kime tribatıyorsunuz? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurula girişini ayağa kalkmayarak protesto eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ortağı Temel Karamollaoğlu'nun halleri çok acıklıydı. Seçim bitmiş, Türk halkı kararını vermiş ve ülkenin cumhurbaşkanı halkın parlamentosunu açıyor. Sizlerse yanlış hesaplarınızın işbirliklerinizin, planlarınızın neticesi olarak genel kurulu ancak yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Durumunuzun farkında değil misiniz? Dede yaşında insanlarsınız. Sonucu kabul edemeyecekseniz, kaldıramayacaksanız, sindiremeyecekseniz ne diye yarışa giriyorsunuz? Ayrıca tavrınız kime? Milyonların iradesini sallamadığınızı mı göstermek istiyorsunuz? Yoksa azıcık olgun davransanız taraftarlarınızın sizi çiğ çiğ yemesinden mi korktuğunuz için bir karış suratla trip atıyorsunuz? Kapatamayacaksınız. Pandemide uygun adım yürümeye, komutla eve girip çıkmaya ne kadar müsait olduklarını açık eden solcular, kış yaklaşırken yine propagandaya başladılar. TTB'si atıyor, bir günü tutuyor. Şimdi de testin negatif çıkması ihtimaline çözüm bulmuşlar. PCR testin negatif çıksa bile hastasındır diyorlar. Hoş, sağcısının da çok farkı yok ya. Ama kapatamayacaksınız. Onlara mı benzeyeyim? Tüm gazetelerin internet sitelerinde yer alan yalan bir haberi kaynak göstererek yazdığım yazımdan ötürü düzeltime ve özür yayınladım. Öz de yaptım. Kimi okurlar, muhalif gazetecilerin altlarında imzalara olan yalan haberlerin bir teki için bile özür dilediklerini, düzeltme yaptıklarını görmedik diyorlar. Böyle bir ortamda yaptığım alıntıdan dolayı özür dilememi gereksiz bulduklarını söylüyorlar. Doğrudur, ne muhalif medyanın ne takipçilerinin böyle bir hassasiyeti var. Ancak ne bekliyorsunuz, onlara mı benzeyeyim? Kusura bakmayın, decenere olmuş bu güruha bakarak hareket etmiyorum. Önce kendime, sonra da okurlarıma karşı sorumluluklarım var. Melih Altınok, Sabah